Merhabalar. Honda motosiklet günleri kapsamında bazı test sürüşleri vardı. Bunlarla beraber ben bir gidip birkaç motor test etmeye çalışayım diye düşündüm. Ciddi kalabalık vardı gerçi ama halihazırda XADV'ye asıl listeden test aracını almıştım. Aynı şekilde ADV350 için de biraz bekledim ve sizlerle beraber biraz deneyimlemek istedim. Bunları sırasıyla zaten göreceksiniz. Öncelikli olarak XADV ile başlayacağız. Bu arada giderken mikrofonumu yanıma almadığım için yol üzerinden değil de burada videoyu açtığım sırada sizlere bazı yorumlarımı söyleyeceğim. Yani yapmış olduğum işlemlerin ne olduğunu, izlenimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım olabildiğince. Hazırsanız başlıyorum. Bugün karşınızda görüldüğü üzere E200 göreceğiniz Nissan Leaf'le görüldüğü üzere protokol Mazda 3 2016'da 9.20. Tabii bir grup sürüş aslında ortaya çıkartılıyor. Burada işte tüm araçlar işte NT1100'den tut AD350'ye kadar birçok araç aslında burada şey yapıyor. Sıralanıyor ve işte belli başlı listeler var. Bu listelerden seçimler yapılıp sizi ilgili motora doğru yönlendiriyorlar. Motora binmeden önce dizliği olan bir pantolon, eldiven ve montu şart koşuyorlar. İyi olmuş. Burada bu arada XADV konusunda bazı bilgileri bana iletiyorlar. İşte anahtarsız çalıştırma var. Oradaki çalıştırma şeklinin nasıl olduğunu söylediler bana. İşte modları falan söylediler. D'yi zaten DCT'yi bildiğim için DCT konusunda işte birkaç bir şey söylediler. Tamam dedim. Hiç problem yok dedim zaten. Motor ilk intiba olarak bu kısımda mesela bana Integra'ya göre hafif geldi. Başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi briefing olacak, onu bekleyeceğiz zaten. Bu arada ben modlar üzerinden geçiyorum. En son standardı aldım. Muhtemelen ben burada modlarla oynadığım için burada biraz ileride zaten gelecekler, bakacaklar ne olduğunu. Biraz ilerletelim. Bakın burada konuşmadan önce hop geliyor. Benim yaptığımı gördü çünkü. Rain aldı şu anda. Ama Vedat durur mu? Tabii ki. Yapıştırmış cevabı. Duyamayan var mı? Öncelikle test sürüşümüze hoş geldiniz. Test sürüşümüz güç ve performans sürüşü değil, motorları tanıma test sürüşüdür. Grup halinde sürüş yapıyoruz. Önde, ortada ve arkada eğitmen hocalarımız var. Yolun durumuna göre yerleri değiştirip size komutlar verebilirler. Komutlara eksiksiz uyuyoruz. Agresif sürüş yapmıyoruz. Ani gaz açmıyoruz. Ani fren yapmıyoruz. Yolun belli bir bölümü orman içerisinden geçen asfalt zemin, virajlı kaygan ve tozlu. Özellikle burada daha dikkat edip takip mesafelerimizi koruyoruz. Yolda oluşabilecek herhangi bir aksiliğe karşı sapağı kaçırdınız, gruptan koptunuz. Olduğunuz yerde bekleyin. Hızlı bir şekilde gelip sizi alacak eğitmen hocalarımız. Allah korusun, birisi düştü veya kaza oldu. Siz durup müdahale etmiyorsunuz, grup sürüşünüze devam ediyorsunuz. Yol üzerinde ambulanslar var, hızlı şekilde müdahale edilecek. Sorusu olan var mı? Vizörleri kapatıp motorları çalıştırabiliriz. Bunu fark etmemiştim bu arada. D'ye alınca öndeki Integra'daki gibi aslında bir aksesi geliyor. Ama sonrasında çok lineer ilerliyor Tesla. Bunu fark ettim yani.
Tabi burada herkesin deneyimi farklı olabileceği için olabildiğince temkinli sürüşü gerçekleştirmeye çalışıyorlar. O yüzden ben zaten standart moda geri almışım bu arada. Rain modunda. Aracı kullanmaya başlayınca böyle bir anda aşırı hafifledi motor altında. Onu hissettim yani. Kullanımı çok kolay geldi bir anda. Tabi aynaları her ne kadar güzelsen de düzgün ayarlayamıyorum. O yüzden aynaları yoldayken biraz düzenlemek zorunda kaldım. Burada mesela standart moddayız. 2 ile 3'e geçiyor falan böyle. Hiç sarsma etme durumları yok. Yani Intega'da ben özellikle bu aralar çok fazla yaşamaya başladım. Belki bakımda yaklaştı, onun da etkisi olabilir. Sol tarafta sinyal düğmeleri zor doğal olarak ama ben Integra'dan çok alıştığım için oradaki sinyal düğmesi bayağı kocamandı mesela. Bu da küçük olduğu için bir orada bir afallama oldu ama yani zamanla zaten öğrenilir aslında oradaki düğmeleri. Sağ tarafta DCT'ye hükmettiğimiz düğmeler varken sağ kütükte, sol kütükte her şey var diyebilirim yani. Manuel vites düşürmeler de aynı şekilde orada var. Selektörü de üniversite hale getirmişler. Üst tarafa konumlandırılır. İleri ittirdiğin zaman da uzuna geçiyor. Manuelde mesela yani yanlışlıkla değil, biraz motor freni yapayım diye eksiği aldım. Uzun süre o viteste kaldım. Hani yükseltmedi sanki. Biraz daha karakteri farklı bir şey, vites kombinasyonu var olabilir yani. Belki de biraz değişmiş olabilir. Şu an mesela sport'a aldım. Sport'a bastığım zaman eğer ki gazdaysanız hiçbir zaman sport'a almıyor. Güvenlik önlemi amacı yapmak mesela. Gazı bıraktığın zaman sporta alıyor. Bunu da yanıp sönerek bunu aslında sizi belirtiyor. Sportlarca gaz tepkisi güzel oldu aslında. Başarılı oldu gerçekten. Burada bu kısmı tekrar geri alacağım. Yüzündeki oğlum. Şimdi sol tarafa dikkat edin. Soldan karşıya gelene bakın. Adam tek teker geliyor. Allah'ım yarabbim. Yerindeki oğlum. Standartı geri almışım bu arada. Devir bandı mesela 2000'ler civarında takılıyorum. Sahip standartta. Sport'ta biraz daha yüksek devirlerde. 3000 civarında takılıyor sanki. Benim Integra'da kullandım aslında vites. S1 vites gibi. Yani S1'de kullandığım gibi. Hemen hemen. Karakter o hali kullanıyor. Ama standart yeterli. Orada bir kuş aşağı inerken de frenleri biraz test ettim. Hatta burada da biraz test ediyorum. Frenler NC'ye göre çok daha iyi. Önlerde iki disk olmasının avantajı diyebilirim aslında. Şimdi şöyle yavaş hızlarda da çok dengeli yani motor. Aynı şekilde gidonu da NC'den daha geniş olmasına doğru da bu virajı dönerken özellikle şey oldu böyle. Çok rahat dönmüyormuş gibi oldu yani.
kapağı koymamış. Gıdıktı bana. Önüne kavşak olsa da burası Türkiye. Her an önüne atlayabilirler. Biraz da gerçi boşluğum doldu, iyi oldu. Şimdi biraz hız yapacağımız kısma gidiyoruz. Benim motorum olsa sağdan uzamıştım gerçi ama ben grup sürüş yaptığım için diğerlerini gaza getirmek lazım. Öyle bitince. Ama buradaki trafiklerde uzaklaşıp gruba dahil olmak gerekiyordu. Hızlandım. Bu hızlanmayı da yaptıktan sonra anladım ki ciddi bir rüzgar yiyor. Şu an yanlış hatırlamıyorsam ön cam yukarı aşağı oynayabiliyor ama çok yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sağ ve sol tarafların bir uyup olmasından mütevellit oradan ciddi bir rüzgar görüyorsun. Ve Integra'da çok korunaklıyım mesela rüzgar karşısında ama bunda zaten montumu da görüyorsanız bayağı bir rüzgar yiyorum yani. Hani şu havada çok sorun değil ama kışın biraz sorun yaşatabilir. Buna bir büyük cam almak gerekebilir. Şu anda zaten onun için söylüyorum. Burada tabi biraz grup sürüşünden koptuk diyebiliriz aslında. Grup toparlamak adına biraz öne atıldım. Yani şu sürüşten sonra yani binleyeceği değilmiş dedirtiyor yani XHDV. Yani sadece motor bloğu dışında ve DCT dışında tamamen apayrı bir karakteri olan bir motor aslında ortaya çıkarmış. Özellikle şu dönemde ortaya çıkan SUV scooter segmentindeki aslında öncü olan bir model XHDV ve gayet iyi iş yaptığını söyleyebilirim. Burada tabii grup sürüşünden çok orada dönen kavşağı bir an önce geçmek için biraz atıldım. O yüzden solda biraz öne doğru çıkıyorum. Yoksa geçmek için o işlemi yaptım. Yapmadım aslında. Bu kısa turda yani birçok şeyi anladım diyebilirim aslında ilk sadece konusunda. Anlatacak durum 3 aşağı 5 yukarı bu şekildeydi. Parasını hak eder mi? Yani 200 bin lira fark verilip alınır mı? Yani çok mantıklı değil. Ama ve lakin arka planda tuttuklarını düşündüğümüzde güzel bir motor olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Belki bunun yerine Forza 750 de düşünülebilir. Onlarda da galiba çift disk olması gerekiyor. Bir upgrade şansın söz konusu olursa XADV, Forza 750 veya NT1100'e doğru kayar diye tahmin ediyorum. İncelemede anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.